Evet, bugün getir normal bedava tanımladı. Kaç paraya bedava tanımladı arkadaşlar? 45'e 15 tanımlayınca biraz bizi heyecanlandırdı yine. Ama getirme ücreti 5,99. Evet, 6,99 değilmiş, 5,99. Bana bir 50 liraya kadar 6,99 yapmıştı. Getir normal 5,99. Şimdi kafa kırağın 3'ü burada kutu içinde fındık kremalı aldık arkadaşlar. Yani biz bunu 10,95 alırken bunun değerini yani piyasadaki en ucuz kahvelerle mukayese ederek piyasa fiyatına dedik ama araştırdığımıza göre de 16-19 lira arasında fiyat var. Sonuçta kafa kıran bu. Ülke ürünlerinin çok pahalandığını da biliyoruz. Şimdi 3 tane bundan istedik. Bir de Marmara Birlik sade siyah zeytin ezmesi. 175 gram. 9,90 fiyat vardı bir getirde. Bunu istedik. Ülker Biskrem Kakaolu 100 gram. 3,70. Zaten o bisküviler oraya vardı. Bir de bu 4,95'i çizip 3,70 yapmış getir normal bugün. O yönden bu alışverişte bizim kazancımız nedir dersiniz? Kafe kravını 16 liradan hesaplıyoruz arkadaşlar. 16,32. Evet, 4 lirada Ülker Bisküvi 36, bizim ödediğimiz 37,69 poşet ücreti 1. Ha, bunda bir poşet geldi. Dün ilginçtir. Bana bir iki tane poşet ücreti kesilmiş. Tek poşete sığdırmış kurye. Fazla poşette, küçük poşette içine bırakmış. En azından bir tanesini içine koysaydı belli etmezdi yani fazla poşet. Sistem herhalde fazla poşet hesaplamış. Poşette içine bırakmış. Ya da gelirken döküldü bilemiyorum ama genelde dökülmez. Evet, bizim kazancımız Kafe Crown onlu ve Marmara Birlik zeytin ezmesi diyebiliriz arkadaşlar. Yani orada 1-2 lira bir şey kalıyor. Yani Kafe Crown onlu demeyelim de 9'lu diyelim. Kutuyu bozalım. Marmara Birlik zeytin ezmesi oluyor. Bakmak lazım. Her gün bir kampanya çok şükür çıkıyor. İşte dün Yemek Sepeti'nden 193 gram cipsi 7,5 liraya almıştık. Pazar günü işte 65'e 25 maden sularımızı aldık. Kampanya var arkadaşlar. Kampanyayı da takipçileri takip edin. Devre hesap devre kanalında takip edin. Abone olun da olmayın. Çok fazla zorlamıyoruz. Ama kampanyaları takip etmeniz faydalı olacaktır. Çünkü biz YouTube'dan aldığımız paradan daha fazlasını kampanyadan kazanıyoruz gerçekten. Hele şu günlerde kampanyalar iyice azaldı. Çünkü yapamıyorlar. Dolar TL biraz sakinleşti gibi sanki. İnşallah kampanyalar artacaktır diye ümit ediyorum.